Sayın Kuntayan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef ki depremden sonra iktidar milyonlarca yurttaşını sefalete sürükledi. İktidarın eliyle. Bu sefalet halen devam ediyor. Milyonlarca yurttaş konteynerde kalıyor. Depremin gerçekleştirdiği illerin neredeyse hepsi şu an 40 derece ve üstü sıcaklıkta kavruluyor ve depremzedeler halen konteynerlerde kalıyor. Ve 1,5 yıldır herkesin aklında aynı soru. Ne zaman bitecek bu konutlar? Keşke vakit olsa da sayabilsek burada tek tek. Bu deprem konutu ihalelerini kimler ne kadara aldı? Mesela Hatay'daki ihalelerden biri AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tekin'in şirketine verilmiş. Maraş'taki ihalelerden biri Sinop eski AKP milletvekili adayı Bulut Yeşil'in firmasına verilmiş. Hatay Arsuz yapılan konutların ihalesi AKP'den milletvekili adayı olan Aziz Özkılıç'ın firmasına verilmiş. Yüzlerce böyle ihale var. Zaten siz bu söylediklerimize cevap veremezsiniz. Sizin yaptığınız tek şey oradan sataşmak, burada vekillere saldırmak. Çünkü bunlara verecek cevabınız yok sizin. Sözünüz yok ama bizim sözümüz çok. Sizi böyle ifşa etmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Gelelim seçim bölgem olan Urfa'ya. Bakın 2024'ün başında daha yeni yapılan konut ihaleleri var. Mesela 21 Şubat'ta bir tane ihale yapılmış. May İnşaat almış bunu. 758 tane konut yapımı. Kim bu May İnşaat ya? Geçen dönemin AKP'nin Şırnak Belediye Başkanı'nın aile şirketi. 31 Mart seçimlerinde AKP'nin yeniden aday gösterilen ismi. Tesadüf mü bu ya? Yersen tesadüf ama biz yemeyiz. İfşa da etmeye devam ederiz. Bununla kalıyor musunuz? Bununla da kalmıyorsunuz. Bakın Ceylan Pınar, devlet hastanesini yaptınız değil mi? Hastane dökülüyor. Daha bir yıl olmamış, hastanenin her yeri dökülüyor. Yapan firma kim peki? Oraka İnşaat. Ne yaptınız Oraka İnşaat'a? Ödülü verdiniz, Hatay'a gönderdiniz. Hatay halkının başına bela ettiniz. Yani yapmış olduğunuz ihalelerle kendinizi ve yandaşı zengin ediyorsunuz. Peki bununla bitiyor mu? Bununla da bitmiyor. Kim şu an Çevre Bakanı? 20 milyonluk İstanbul hayır dedi ya. Bu kişi bizim belediye başkanımız olamaz dedi. Siz ne yaptınız? Çevre Şehircilik Bakanı yaptınız. Peki bu bakan ne yapıyor şimdi? İl il geziyor değil mi? Adıyaman'a gitti. Güya depremle ilgili Adıyaman'ı toplayacak. Heyetini topluyor. Kim var bu heyette? Pek tabii ki oranın belediye başkanı. Pek tabii ki oranın iktidar ve muhalefet vekilleri ve ilçe belediye başkanları. Sonra döndü geldi Urfa'ya. Aynı bu anlamdaki yapacağı depremlerle ilgili konutlarla ilgili yapacağı toplantıda geldi Urfa'ya. Peki Urfa'da ne yaptı? Soruyorum ben size. Hazmedemediği için Urfa'yı ne Urfa'nın 350 bin kişinin iradesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırdı ne Sayın Kuntayan lütfen tamamlayın. Ne Urfa'nın 350 bin kişilik iradesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırdı. Ne 7 tane kazanmış olduğumuz belediyenin eş başkanlarını çağırdı. Ne de muhalefet vekillerini çağırdı. Bizim derdimiz o divan koltuklarında oturmak değil. O dert size ait. Bizim derdimiz bu halkın derdine derman olmak. Bu halkın bu konut sorununa çözüm bulabilmek. Bakın Urfa'da bile halen inşaatlar yıkılıyor. Halen tek bir çivi çakmamışsınız ama orada gidiyorsunuz kendinize görüntü vermekten başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bu akılla hiçbir sorunu çözemezsiniz. Halk iradesini tanımak zorundasınız. Keyfi olarak değil, halkın sorunlarını çözebilmek için tanımak zorundasınız. O yüzden halkımız için bir kez daha diyoruz ki gelin bu işi hızlandırın. Şehrin bütün dinamikleriyle birlikte bir an önce konutları yapıp halka teslim edelim. İktidar hırsınız, takıntılarınız yüzünden halkı mağdur etmekten artık vazgeçin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kuntayan teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'ya ait. Sayın Yıldırım Kara buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve Hatay'ın ana vatana katılımının 85. yıl dönümünde bu vesileyle tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kürsüden depremle ilgili, Hatay'la ilgili çok şey konuştuk. Sorunlarımız bir hayat memat meselesine dönüyor. Çünkü konteynerde yaşamak öyle kolay bir şey değil. Bizim için arkadaşlar da ifade etti ki en önemli şey konutların yapımıdır. Bakın
Konutların yapımıyla ilgili olarak 10.800'e yakın konutun kurası Hatay'da çekildi gitti. Ancak arkasına dönüp bakmadan gidiyorlar. Çünkü altyapılar eksik. Kanalizasyon yok, elektrik, su yok. Ama yapacaksınız, biz inanıyoruz size. Niye inanıyoruz biliyor musunuz? Verdiğiniz her vaadi bir seçim vaadine dönüştürdüğünüz için. Cumhurbaşkanı çıktı geldi dedi ki Hatay garip kalmış. Hatay eğer merkezi idareyle, hükümetle, yerel hükümet birbiriyle örtüşmezse işte böyle garip kalır dedi. 5,5 ay oldu bu lafı söyledin. 116 gün oldu 31 Mart biteli. Hatay'da ne değişti? Burada Hatay milletvekillerinin hepsi burada. Hepimiz buradayız. Gelin konuşalım. Şimdi bu vergi yasasında demişsiniz ki gerekçesi yerel seçimin ve depremin finansmanını sağlayacakmışız bu maliyetleri. Peki soruyorum, niye depremle ilgili tek bir kelime yok? Geçen gün plan bütçede sordum. Siz daha evvel 2021 yılında sosyal sigortalarla ilgili işveren primine yönelik bazı düzenlemeler yapmıştınız. Niye şimdi istiyoruz ilave %6 primi? Niye uygulamaya geçirmiyorsunuz? Bana arkadaş diyor ki biz her şeyi yapıyoruz. Mücbir sebep hali. Ben mali müşavirim. Ben biliyorum da konuşuyorum. Belgeyle konuşuyorum. Biz mücbir sebebi size koşulsuz, teminatsız, rasyosuz istiyoruz. Ne yapmışsınız Van depreminde? 6183 sayılı yasa, tecil ve taksitlendirme işlemleri, çok zor durum hali aranmayacaktır. Peki Hatay'da soruyorum. Niye iş yerleri, esnaf için, KOBİ için rasyo arıyorsunuz, teminat arıyorsunuz? Çünkü samimi değilsiniz. Ve bunu da buradan söylüyorum. Depremzede esnaf, mükellef, meslek mensupları maalesef sağlıklı ortamlarda çalışamıyorlar. Şimdi kamu otoritesinden mülki bir idare amir, sayın vali çıkmış konuşuyor. Yeter artık gerçekten, ben yapılacak, edilecek. Sayın Yıldırım Kara lütfen tamamlayın. Yapılacak olacağı inanmıyorum. Ya biz havalimanına giderken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla birlikte yürüyoruz. Birlikte gidiyoruz, sorun milletvekillerinize. Hala diyor ki 2025'in sonunda havalimanının ikinci pisti yapılacak. Sahil, İskenderun sahili, dedim ki ben mühendis değilim. Oşinografi dairesi gelsin baksın. Şimdi diyor ki kara kırılmış, günaydın. Evet, kırık var tabanda. Yaptığınız tahkimatla bu iş olmaz. O bakımdan sizi samimiyete davet ediyorum. Şu eser ve hizmet siyasetinizi de yeniden gözden geçirin. Çünkü Hatay'da tutmadı. Bilginiz olsun. Yerel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Yıldırım Kara, teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'ye söz veriyorum. Sayın Tüfekçi, buyurun. Çok değerli başkanım, değerli milletvekillerim, 6 Şubat 2023 depreminde 11 şehrimiz, 14 milyon insanımız etkilendi. Bölgede 681 konut, 170 bini de iş yeri olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak kullanılmaz hale geldi. AFAD'ın verdiği maddi hasarda toplamda 104 milyar dolar oldu. Depreme Malatya'da yakalanan ve ilk günden itibaren ilinde olan bir kardeşiniz olarak milletimizin, devletimizin depremde neler yaptığına canlı şahidim. Afet sonrasında toplamda 2.122.812 afetzadeye barınma hizmeti verilmektedir. Şunu açık ve net olarak söylüyorum ki çadır kentlerde barınan afetzademiz bulunmamaktadır.
Konteyner kentlerde barınan afetzede kardeşlerimiz 705 bin civarındadır. Kira yardımı yaptığımız afetzede sayısı da 1 milyon 417 bin civarındadır. 11 il teledir. 11 ilimizde 66 bin 206 esen kart dağıtılmış. Sadece 2024 yılı Ocak'la Temmuz ayları arasında 2 milyar 187 bin 633 lira yükleme yapılmıştır. Deprem bölgesinde 405.544'ü konut, 35.804'ü de ticarethane olmak üzere 441.363 bağımsız bölümün hak sahipliği doğmuştur. Bunların önemli bir kısmının ihaleleri yaklaşık 252 ihale yapılmış ve 76 bin konut hak sahiplerine kurası çekilmiş. Bunların 25 bini teslim edilmiş. Diğerleri teslim edilme işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 10.500'e yakın vatandaşımız da buralarda teslim edilen konutlarda oturmaktadır. Değerli vekillerim, hükümetimizin birinci önceliği depremdir. En son hak sahibi evlerine, ticarethanelerine sahip oturana kadar biz deprem gündeminden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz depremi siyaset üzeri gördük ve bu noktada o mağdur olan vatandaşlarımıza, depremden zarar gören vatandaşlarımıza el uzatan Sayın Tüfekçi, lütfen tamamlayın. Siyaset üstü olarak her bir kardeşimizi evlerine oturana kadar hükümetimizin eli, devletimizin eli onların üzerindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da her konuşmasında, her hükümet toplantısında bu konuyu özel olarak ele almakta, her ili tek tek gözden geçirmektedir. Dolayısıyla hükümetimiz inşallah yıl sonunda 200 bin, 2025'in sonunda da bütün konutları teslim edecektir. Ben inanıyorum ki milletimizle beraber tefrikaya düşmeden bu afetin de üzerinden bu millet gelecektir. Dolayısıyla ben tekrardan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Tüfekçi. Evet, Sayın bakıyorum. Evet, Sayın Başarır, Sayın Tanrıkulu, Sayın Gürer, Sayın Aslan. Efendim baktık. Evet, sen Sayın Aslan. Ne? Başkanım Başarır. Tanrıkulu. Tanrıkulu. Sayın Gürer, Sayın Arslan. Okuduklarımız oturursa. Söyle. Sayın Ömeroğlu, Yanık Ömeroğlu. Sayın Yanık Ömeroğlu. Taşkent. Sayın Taşkent, Sayın Yıldırım Kara. Sayın Ceylan. Sayın Ceylan. Sayın Ağababa. Sayın Güzel Mansur. Sayın Güzel Mansur. Sayın Ağababa. Güzel Mansur, Sayın Genç. Ağababa. Sayın Güzel Mansur. Ağababa Genç. Sayın Genç. Ağababa. Sayın Ağababa. Sayın Ağababa. Tamam, söyledik onu. Söyledin mi? Hani Kürsel Erol, Sayın Erol. Ya şimdi şu öndeki arka. Sayın Erol, Tahtasız. Sayın Tahtasız. Bir hatırlatır mısınız? Sayın Becan. Sayın Becan. Emir. Emir var. Becan Emir. Becan. Becan. Emir. Sayın Emir. Evet. Sayın Yıldızlı. Ondan sonra. Evet. Evet. 4 kişi kaldı başkanım. Sayın Başarır, buraya bir isim gönderecektim, bak tekrar Güzel hatırlatıyorum. Sayın yazdık. Evet. Çorabatur. 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 Evet. Kim kaldı? Sayın Öztunç. Sayın Öztunç. Tahtasız. Veli Ağbaba'yı yazdık. Tahtasız'ı yazdık. Bir kişi yazamadık. 2 kişi kaldı. Erdem. Sayın Nalbatoğlu. Erdem. Sayın Nalbatoğlu. Erdem. Nalbatoğlu Erdem. Tamam. Çorabatur. Evet. Çorabatır yazdık başkanım. Değerli milletvekilleri, yoklama için 2 dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.
Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. İYİ Parti grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.